Ya burada Aslı paylaşmıştır. Ne var bunda? Ayrıca niye Kayahan bu kadar kızıyorsun? Yıkarken çok mutlusun. Paylaştı ya, diye orada paylaşılsın diye yapmamış çocuk bunu. Ama Aslı da şöyle haklı. Ben de Aslı'nın yerinde olsam paylaşırım. Gamzeler habire paylaşıyor. İşte düğün olacak. Gelinlik giydi. Ondan sonra eski sevgilisine dönecek. Telefon etti. Aslı da bunun böyle olmadığını, Kayahan'ın kendisini çok sevdiğini ispatlamak için paylaşıyor. Nispet. Paylaş. Nispet diyelim nispet. Buna. Ayak Şükran. Sevgi mi oluyor? Evet, burada Aslı bence nispet. Oje olayı vardı ya. Oje'ye karşılık bu şekilde bunu göstermeye çalışmış. Abi bu nispetlerin kurbanı da ben oluyorum yani, ne bileyim. Aslıcığım, bu arada dudakların gerçekten hiç hoş durmamış. Hani Kayahan sana hep diyordu ya, birazcık düzel düzel düzel. O da düzeltmiş. Sen de düzelme değil. Kandırdı beni, götürdü abla, valla bir de Kayahan, şıkmış ya. Kayahan Aslı'ya biraz değiş, biraz değiş. Aslı da değişmiş. Hiçbir hareket yok. Hiçbir hareket göremiyorum Aslı'cığım ya. Kandırıldım abla valla ya. Ne demek kandırıldın? Kandırdın beni. Tuzağa mı düşürdün? Valla tuzağa düşürdün ya. Onca saat ben askerde bile o kadar nöbet tutmadım ya. Gelmeseydin. Ya Seda Hanım zorla geliyor. 15 saat boyunca ben orada diyorum ki ben tek başıma gideceğim, alışveriş yapacağım. Sonra sinir krizi geçiriyor. Geliyor 12 saat. Uzun sürüyor, ne yapabilirim? Öyle bir yere götürmüş ki yemek de yemedim ama dürümcü mürümcü de yok orada. Vallahi bir de tansiyonum düşmüş. Gecenin birinde bir şeyler yaptım, yedim evde, böyle bir şey olamaz. Sevdan sabah 10'da çıktı benimle. Kirpiğimi yaptırdım, alışveriş yaptım, saçımı boyattım, estetik yaptırdım. Hepsinde yanındaydı. Ben demiyorum ne ki geldi. Ne yapayım, yalnız bırakamıyorum seni ama kandırıldım ben. Kandırıldım ben. Sedam, kandırıldım ben. Kandırıldım dedi. Vallahi. Efendim Safiye. Kayahan isteyerek kandırılmış. Yani o kadar saat onunla beraber zaman geçirmiş. Yo, ben anlamıyorum ki o işlerden. Doktor bir şeyler yaptı bir şeyden ama ben öyle biliyorum, eritmiş. Bir de çıktı odadan şey şişmiş balon gibi. Bir de şey. Bunun yayınlanacağını bilmiyordu ki. Vallahi Seda Hanım. Aslı bunu Gamze'nin özeline gönderseydi Aslı daha çok sinirlenirdi. Çünkü ekranda açıklayamayacaktı. Niye onun ayaklarını yıkıyorsun diye. Biraz abes olmuş hani, aile yani ev içinde kalmalıydı ama bu da Oje'ye nispet yaptığı için misilleme oldu. Seda Hanım, eski sevgilisi sahte hesaplardan bakıyor. Ben nereden bileyim de göndereyim. Herkes izlesin diye koydum. O illaki görmüştür. Aferin sana. Aferin diyor Gamze. Orada düğününü bekleme demek istedim. Düğününü, siz düğün hayalleri kurmayın. Çünkü ben burada nişan yapacağım. Yaparsın sen. Sen her şey yaparsın. Yapacağım. Hayal dünyanda her şey yaparsın sen. Unutuyor musun evlilik teklifini? Mesela sana hiç yattı evlilik teklifi geldi mi, merak ediyorum. Sana ne? Merak ediyorum. Sana ne? Kıskançlıktan yapıyorsun. Niye seni, niye kıskanayım? Senin ayağını yıkayan olsaydı gelip burada oturmazdın çünkü. Sosis dudaklarını mı kıskanayım? Daha çok abartmışsın böyle. Evet, sosis dudak diyebilirsin. Balon dudak diyebilirsin. Balon dudak. Evet, senin söylediklerine layık olmak, sana layık bir gelin olmak için bana yapıyorum. Bana layık olamazsın sen. Sen de bana layık bir görümce değilsin. Sen bana layık olamazsın. Büyük Şükran. Aslıcığım, çok güzel olmuş saçların falan. O dudakların da şimdi şiş olduğundan geçer yani. Bak bak Şükran'a bak. Evet, Kayahan çok seviyor seni. Vallahi yemeğini yapıyor, mutfağını temizliyor, evini temizliyor, ayağını yıkıyor. Vallahi Kayahan, seni de kutlarım yani. Erkek kadın yok, yapacaklar ya artık. Ben yaparım da abla, paylaşmasın da. Her şeyi paylaşıyor ya. Hizmetçi oldum. Evet. Her şeyi paylaşıyor, her şeyi. Adım atıyor, paylaşıyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. Hayat müştereken çok iyi yani. Aferin Kayahan. Evet, biraz şu anda görüyorsunuz Kayahan bulaşıkları yıkıyor. Aslı önünde dans ediyor gördüğünüz gibi. Bunlar kocam hoşuna da gidiyor, kocam değil mi Kaya? Diye koymuş. Bu ne bu kaşın? Kocam da kocam, paşam da paşam, evimin direği, gözümün bebeği. Bir kanıcı sultan, evimin neşesi, bir kalbimin sesi, kocasının nefesi, hiç durmuyor çenesi. Ler. Ama doğru. Bu adam benim kocam. Hastasınız mı? Bak dikkat edin. Benim diyorum, kocam da kocam, paşam da paşam, evimin direği, gözümün bebeği. Bir kanıcı, ne yapayım, ne yapayım? Yaparım ya. Güzel mi bunlar? Yaparım ya. Güzel mi? Güzel mi?
Yaparım, sevdiğim kadın için yaparım, seviyorum. Nasıl gezeceksin insan içinde? Ya bunların geziyorum evliliği ya. Böyle olacak, ben sana söyleyeyim. Bulaşığı yıkayacak, kardeşin olmayacak. Yemeği yapacak. O ne yapacak? Onu da oynatacaksın mı? Sedan, biz mesela hafta sonu bir kere tartıştık. Onun çamaşırlarını yıkanması gerekiyormuş. Ben de dedim ki bana ne yani? Beni ilgilendirmez, kendin yıkasaydın. Sonra kavga ettik. Dedim ben senin yemeğini yapamam, çamaşırını yıkayamam. Ben senin annen değilim. Bu bundan ne bekliyorsun? Bundan ne olur? Ya hayır. Ayşe ya, senin kafan bu uçtu. Doğru söylüyor diyorsun. Hayallerin mi bu senin? Bari öyle söyle. De ki bak dürüst olun. Şurada yorum yaparken ben olsam derim ki senin doğru diyorsun mesela. Şimdi bir şey söylüyor. Aslında evet doğru diyorsun. Doğru dediğin zaman şöyle demen lazım. Evet biz bunları yapamadık. Yaptık da yaralamadık. Bir dakika. Yaralamadık. Hayallerim benim bu. Doğru yapıyorsun Aslı de. Böyle altı dolu konuşun bana. Doğru. Kendin ol bakayım. Kendi nasıl, evde nasılsın sen? Kendim olayım mı Seda? He. Şöyle düşündüm. Benim eşim 20 yıldır emekli. He. Evde eşit pozisyondayız. İkimiz de evde oturuyoruz. Tamam. Eğer ikisi de evdeyse çamaşırını makineye atabilir. Ve eşim atıyor. Ben dışarı çıktım. Peki sen Aslı'yı dinledin mi? Yapamam demiş. Kayağında oturuyor evde. Ben senin çamaşırını yıkayamam. Ben sana yemek yapamam. Ben evde iş yapamam. Ben senin annen değilim dedi. Ya. Bak sen dinlerken detaylara dikkat etmiyorsunuz. Bak ne güzel söylüyorsun. Eşimle ortak yapıyoruz işleri değil mi? Evet. Benim de eşim bana yardım ediyor. Ben de eşime yardım ediyorum. Aslı öyle demiyor. Ben yapamam. Çamaşır yıkanacakmış. Yapsın. Yani Aslı ne yapıyor onu merak ediyoruz. Ablası gibi ben de merak evet. ediyorum. Ona Seda Hanım ben oje sürüyordum. Heh. O da sahneye gitmişti. Şimdi yalan söylemeyeyim. Sahnesi vardı. Geri döndü dedi ki bana ceket lazım. Ben de bana ne dedim. Makineye koymuştum dedi. Ne yapayım dedim ben onu. Nasıl düşüneceğim? Makineye koymuşsun. Tam gideyim düğmeye basayım mı diyecektim. Kendim basayım. Bir de bununla evlenmeyi düşünüyorsun. Sonra dedi ki açım dedi. Git dışarıdan söyle dedi. Bak açım demiş git dışarıdan söyle. O bunu da söyledi. Söylüyor musun kocana? Yok o kadar yapmıyorum bak, ben. Söylüyorum de. Ya da de ki kocana buradan duyur. Benim hayallerim bu. Ben böyle bir adam istiyordum ama nereden seninle evlendim de. Ben kocamdan memnunum. Değil oğlum böyle yorum yapın. Ben memnunum. Fakat Kayahan bunu kabul ediyor Seda Hanım. Burada Kayahan kabul etmiyor. Kayahan kızıyor. Bazı şeyleri kabul ettirmeye çalışıyor. Kızıyor mahcubiyet... ama... Ha? Kızıyor ama yapıyor yine de. Yanında yine de. Mecbur. Kızıyor. Sen de burada... Yapıyor. Ya, sen de her şeyi yapıyorsun evde. Seda Hanım... Bir dakika Ayşe, tamam sağ ol. Çok güzel konuştun. Harika yorum yaptın, sağ ol. İki gün şurada ters yaptın, her şey değişti. İki gün sonra hemen yumuşadın. Böyle kurallarını kabul ettiremezsin. Ayşe'nin dediği diyor ki ortak. Bak ortak hareket etmek. Yapmıyor da işte. Dedi ki ben senin tırnağından, kirpiğinden, estetiğinden çok sıkıldım. Sonra ertesi gün geldi benimle beraber. Eğer işleri evdeki o dayanışmayı birlikte yapsanız o senin tırnağından, kirpiğinden sıkılmaz. Sen evdeki zamanın daha çoğunu bu merkezlerde, güzellik merkezlerinde geçirdiğin için o darlıyor seni. Yani ortak paylaşım yapsanız, ne bileyim biriniz bulaşığı yıkarken biriniz kurulasanız ya da biriniz süpürge açsanız o zaman evet. batmayacak ona. Evet. Seviyorsun sen yemek yapmayı. Tamam da her günde yapılmaz sana, ki yani. Bak bunu sana mesela komut veriyor. Seviyorsun sen yemek yapmayı. He, ben seviyor muyum yemek yapmayı diyorsun. Komut veriyor. Hani şeyi de düşünmüyor ben yorgun mesela geldim geçen mesela sahnem vardı hemen evin yanında abla. Geldim mesela insan bir yemek yapar hazırlar yani. İşte bir de evlilik düşünüyorsun. Nasıl evleneceksin o konuda bu biraz kadınla? Şey telefonda Tuğba var. Bakalım nasıl evlenecekler. Yemek Kayahan'ın yapmaz. Kuzeni Tuğba. Şey Tuğba merhaba. Size iyi yayınlar. Sağ ol hayatım. Ben artık hiçbir şey söyleyemiyorum. Çok sevinirim. Dinliyoruz. Gamze diyorlar ya Iğdır'a dönün. Hangi yüzde dönecek? Nasıl dönsün kız? Ayak yıkamalar. Anasının ayağını mı yıkamış? Anası. Ne yapmış?
Annesine bir tane çorba mı getirmiş? Bir bardak ne su vermiyordun. Niye vermemiş? Bu kayağı beni neden sinirlendiriyor? Ayak yıkıyorsun. Ayak yıkıyorsun ya. Sen ne kadar ağır oldun ya. Yıkarım ya. Neyi yıkamıyorum ki? Sen benim kadının ayağını yıkamışım ya. Annenin ayağını yıkadın mı? Yıkadım. Ne zaman? Ne zaman? Bu kadar da yıkadım ama ya. Her zaman da yıkadım ya. O senin anne bir bardak su vermedi. Bunun ayağını yıkıyorsun sen ya. O kadar da abartma sen de ya. Ya siz de yalan söylemeyin. Ben ne kadar saygılı bir insan olduğunu biliyorum ailesine. Yemek mi yaptın annene? Ya bize demiyorum. Annene yemek mi yaptın? Annesine yemeği de kocası yapsın. Ya sana ne kocasından? Sen bir susar mısın? Seninle muhatap olan mı var? Benimle muhatap oluyorsun. Ben onun annene ıslaklar yemek karıştırdım. Mi yaptın Kayahan? Sana soru soruyorum. Sen karısından bahsetmiyorum. Ben yemek yapamıyorum, bulaşık yıkamıyorum, karısıyım. Ne olacak yemek yapamazsan? Çamaşır atmıyorsun ya çocuğun. Çamaşırlarını yıkamıyorsun. Sadece sen çamaşır yıkayanlar da mı karı oluyor? Sen nasıl karısı olacaksın? Sen yapıyorsun da ne oldu? Çamaşırını yıkıyordun da ne oldu? O seni alakadar etmez ne oldu? Baş tacı olsaydı tamam burada olmazdı. Nereden biliyorsun? Asıl ben onun başının tacı. Belli. Benim ayağımı yıkıyor. Belli ayağını tacın yıkıyor. Başında... Kepaze ediyorsun ayaklarını yıkayarak. Tacının başına takmış gelmişsin. Kepaze falan etmiyorum. Başının tacı diyorsun aşkım. Sen ya niye yayınlıyorsun bunları ya? Yayınlayacağım. Her şeyi yayınlayacağım. Abi onlara karşı inat yapıyorsun ortada ben gidiyorum ya. Ablan da seni götürüyordu. Ne yapacağım ben sizden ya? Ben sizden ne yapacağım arkadaş? Ya o yaptığı zaman problem yok. Ben sizden ne yapacağım ya? Vallahi billahi ya. Ben onu rencide edecek hangi video attım? Ne atıyordun o? Yapmayın ya. Sen benim ayağımı mı yıkayamaz? Gel otsana buraya ya. Başkasının ojusu sürerken sorun yoktu. Benim ayağımı yıkadığı zaman problem var. Evet. Başkasının ojusu süren adam benim ayağımı yıkayabilir. Çünkü biz onu istiyoruz. Seni istemiyoruz. Beni istemediği için senin problemin zaten. Sen kendi başına kim istiyorsun abla? Yine başladın sen ya. Sana inat. Her gün ayağımı yıkayacağım. Her gün. Yıkayamaz. Her gün yıkayacağım. O da gururla gezer. Efendim Safiye. Sen de gururla gezersin. Ayaklarını yıkarsın. İstiyorum istiyorum. Sen kim istiyorsun? İstiyorum istiyorum. İstemiyorum. Bunu istemiyorum. Hayat müşterek. Abi ben istiyorum istemiyorsanız da yolunuza bakın ya. Yeter artık ya. Hayat müşterek. Beni buraya getirdiniz ya. Evet, buyurun. Hayat müşterek diyoruz, her şey ortak diyoruz ama ev işi yapan kadınlarla kendine bakan kadınlar arasında düşündüğümüzde kendine bakan kadınlar eşler tarafından daha çok kıymet görüyor. Hayır, biz onu tartışmıyoruz. Kayahan diyor ki biz bunu kendimiz yaptık. Bunu evet. Niye yayınlıyorsun diyor. O konuda haklı. Yani bu dört duvar arasında kalması gereken bir şey. Ben de Aslı'ya diyorum ki Aslı sadece bunu Gamze'nin özeline göndermeliydi. Yani yani kızdırmak şey istiyorsan. Seda Hanım benim zoruma gidiyor. Başkasına oje sürdüğü burada yayınlandığı zaman rezil olmadı da. Benim ayağım yıkandığı zaman ama mı ama başkası da sen devreye girince inadından koydu. Yani inat karşılıklı inat nereye varacaksınız? Çünkü Gamze Hanım ablasına söyleyecekti. Bunlar üçlü koalisyon ya hatta dörtlü. Kendi aralarında bir tartışmaya gireceklerdi. Basına, ekranı açıklayamayacaklardı. Kendi kendilerini yiyip duracaklardı. Ah sen. Ya Seda Hanım böyle kadınlık olmaz ya. Kusura bakmayın yani. Düşüncemi söylüyorum. Çok iyi bir insan olabilir. Aslı ama böyle olmaz yani. Ne demek ya? Çamaşırını yıkamam, şeyini yıkamam. Aynı evde hayatı birlikte paylaşıyorsunuz. Çamaşırını yıkamıyorsun, yemeğini yap. O senin ayağını yıkıyor ama. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum yani. Benim düşüncem. Nuran. Birbirinizi çok seviyorsunuz, anlıyorum. Aslıcığım bunun dört duvar arasında kalması gerekiyordu. Burada biraz sana tepkili davranacağım, kusura bakma. Kayahan senin için bir sürü fedakarlık yapıyor. Çamaşırını yıkayacaksın, ütüsünü yapacaksın, yemeğini yapacaksın. Sevgi fedakarlık ister bir tane. Aynen. Ya o da yapsın, o da yapsın. Evet, ikisi de yapsın. Tek taraflı olmasın. Evet, olmasın. Bir sizin söylediklerinize katılıyorum evet. Seda Hanımcığım. Ortak. Ortak. Doğru. Mesela Aslı sen ne yapıyorsun onu merak ediyoruz. Şimdi Kayahan bulaşığı yıkadı. Yemeği yaptı. Ayağını yıkadı. Çamaşırını çocuk kendi zaten becerememiş. Ceketi makineye atmış. Erkek işte ne bilsin ceket makineye atılır mı? Atılmaz.
O da diyor ki aa açmayı unutmuşum diyor. Öbürü de bilmiyor. Yani çocuk bilmiyor. Aslı hiç bilmiyor. Ceket makineye atılır mı ayol?